Baştan herkese merhaba arkadaşlar. Rash on the way ile yurt içi ve yurt dışını karıştırdığı rotaya hoş geldiniz. Bu sefer Kaş'tan Meis'e geçeceğiz arkadaşlar. En yakın Yunan adalarından bir tanesi. Hemen Kaş'tan yaklaşık 15-20 dakikalık yolculukla Meis'e geçebiliyorsunuz. Bir gün öncesinden online bilet almanız yeterli. Vizeniz yoksa gelip burada vizeye başvuruyorsunuz. Onlar zaten bu işi hallediyor. Vizesi olanlar için zaten sadece bilet alıp gümrüğe gidip oradan binmek yeterli. Şimdi biz Meis Express'in davetlisi olarak gelmiştik. Onların İşte bu turu nasıl yaptığını göstermek isterim size bu videonun başında. Ondan sonra artık size Meis'e gezilecek geldiler ve Meis'e neler yapabileceklerinizi göstereceğim bu videoda. Meis Express'in merkezinden limana doğru devam edeceğiz. Oradan da artık Meis'e geçeceğiz. Şimdi biraz size Kaş ile Meis arasında çalışan bu tekne turlarıyla hakkında bir bilgi vereyim. Daha doğrusu bunlar feribot seferleri. Hemen sizi günde iki defa karşıya götürüyor, iki defa da getiriyor. Biz sabah 10 ile 4 arasındakini tercih ettik ama sabah 10'da gidip akşam 11'de de gelebilirsiniz. Ya da 4'te gidip 11'de de gelebilirsiniz. Böyle değişik kombinasyonlar yapmanız mümkün. Aşağı yukarı 5 saatlik bir Kaş Meis turu size yetecektir. Şu anda bindik teknemize. Hemen karşıda bakın görüyorsunuz. Çok yakın zaten. 2 mil uzaklığında, deniz mili uzaklığında. Oraya doğru gideceğiz. Orada yaklaşık 5-6 saat gezeceğiz. İmkan bulabilirsek Mavi Mağara'yı da gezmek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra 4 feribotuyla geri geleceğiz. Çünkü biz burada biraz daha zaman geçirmek istiyoruz. Gelmişken oraya gitmek istedik. Hani İstanbul'da ada vapuru gibi düşünün. Vapurlara benzeyen büyük bir teknenin içindeyiz şu anda. Ondan sonra rotamızı alacağız. 10 olmadan oraya varacağız. Kapıdan çok rahat giriyorsunuz. Vizeli olanlar zaten sadece yurt dışına çıkış harcı olan 150 TL yatırması gerekiyor. Önceden online olarak yatırın. Sistemde görünüyor zaten. Çıktı almanıza gerek yok. Vizesi olanlar da vizeyle ilgili herhangi bir dertleri yok. Sadece karşıya geçecekler. Olmayanlar da 1-2 gün öncesinden buradaki Meis Express ile iletişime geçerek kapıda vize ya da online vize hakkında bilgi alabilirler diyoruz. Meis'te görüşmek üzere. Burada bitiriyorum. Şimdi Meis Adası'na geldik arkadaşlar. Burada hemen feribottan indiğiniz gibi sizi tekneler karşılıyor. Mavi Mağara'ya hemen gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü saat 12'ye kadar oradaki kumların özel bir ışık alma kapasitesi var. 12'den sonra bu ışık gidiyor. Hemen buraya gelip 35 dakikalık bir yolculukla adaya gideceksiniz. Gidiş geliş 10 euroya, arada Ayayorini yanılmıyorsam adasına da uğruyorsunuz. Kaptana sizi alacağı saati soruyorsunuz. O da sizi alıyor. Ondan sonra hem adada vakit geçiriyorsunuz. Buraya yaklaşık 1,5-2 saat yetiyor. Tabii gece 11'e kadar kalmak isterseniz siz bilirsiniz ama bence o kadar gerek yok. Şimdi önce Mavi Mağara'ya gideceğiz. Orada güzelce yüzdükten sonra, bir 15-20 dakika yüzdükten sonra geri Ayayorini adasına gideceğiz. Sonra buraya döneceğiz. Yani dünyanın dört bir tarafında çok güzel şeyler gördüm ama arkadaşlar bu muazzam bir şey. Her gün 12'ye kadar bu ışık çok güzel bir şekilde kameraya giriyor. Daha doğrusu bu mağaradan süzülüyor. O yüzden şu gördüğünüz, bakın mağara devasa bir mağara. Şu an pek göremeyebilirsiniz ama ağız kısmı çok güzel. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir adaya geldik. Burası Aziz George, yani St. George adası. Hemen karşıda Meis var. Meis'le karşı karşıya birbirine akıyorlar ama burası nasıl olayı şu. Size 10 euroyu verip Mavi Mağara turuna gittiğiniz zaman buraya uğruyor tekneler ve size işte burada kaç saat kalacağınızı söylüyorlar. Siz bu adayı da kalabiliyorsunuz, burada yüzebiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Sonrasında söylediğiniz saatte de gelip kaptan sizi geri alıyor. Bu adada ne var? Burada da şöyle güzel beyaz bir kilise var. Ortodoks kilisesi burada. Çok küçük, şu anda içinde gördünüz zaten. Sonrasında önde güzel bir böyle bir beach var. Şezlongları kiralayabileceğiniz 4 euro karşılığında kiralayabileceğiniz bir sahil çevre var. Yukarıda da arkamda da bir restoran, bir kafe var. Orada fiyatlar gerçekten çok ucuz. Hatta bence Kaş'tan daha ucuz. Yani biralar falan mesela 3,5-4 euro arasında. Ondan sonra kahve 2 euro. Yemekler mesela köfte yazıyordu 10 euro diyordu falan. Hani biraz yemekler bir tık daha pahalı ama içecekler ucuz. Onun dışında işte birkaç saat burada zaman geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü denizi gerçekten muazzam. Bakın görüyorsunuz turkuazın tüm tonları şu an karşınızda. Yüzebiliyorsunuz istediğiniz kadar. Sonrasında işte böyle keyifli bir zaman geçirebilirsiniz diyorum. Ve Meis adasına doğru devam ediyorum. Meis adasında turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Karşımızda buranın en büyük kiliselerinden bir tanesi olan Agios Georgios Kilisesi çıkıyor. İşte Agios Georgios biraz artık Yunanca işin içine girmeye başlıyor. Muhtemelen Aziz George Kilisesi anlamına geliyor.
rengarenk. Bakın yukarıda yine bir Ortodoks kilisesindeyiz. Mavinin ve beyazın hakim olduğu bir yerdeyiz. Hazreti İsa'nın ve diğer önemli azizlerin duvar resimleri, freskleri falan var. İçeride yine dua edebileceğiniz alanlar var. Bu Katolik kiliselerinden farklı olarak oturma düzenleri kenarda oluyor ve insanlar oturmuyorlar. Dizlerini aşağı koyarak o şekilde ibadet ediyorlar. Ve burada günah çıkarma odaları gibi şeyler de yok. Yani bir Katolik kilisesinde olan şeyler çok daha farklı Ortodoks kiliselerinde. Bu gördüğünüz güzel şirin yapıdan da yolunuza devam ediyorsunuz. Zaten burada bir yeri kaçırma gibi imkanınız yok. Bütün yapılar gezdikçe karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Şimdi Meis hakkında biraz bilgi verelim arkadaşlar. Meis adası Castellorizo, yani diğer adı. Burası Megiste, Yunanca'da Megiste olarak biliniyor ama biz Türkçe'de burayı Meis adası diye çevirmişiz. Çok küçük bir ada, 9.2 kilometre karelik bir alana sahip. Zaten gezilecek yerler aşağı yukarı şu arkamda gördüğünüz bütün kısımlar. İşte sizi karşılayacak olan yerler. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce 15 bin civarında bir nüfusu varken şu anda ada sakinleri yaklaşık 200 ile 300 kişi arasında yaşıyorlar. Tabi yaz aylarında çok daha kalabalık oluyor burası. Hemen karşılarına çok yakın olduğu için gün içinde sürekli buraya Türkler ve diğer İngiliz turistler ya da bölgeye gelen diğer turistler buraya da geçiyorlar. Burayla ilgili diğer sokaklarda bilgiler vermeye devam edeceğim ama ada hakkındaki bir giriş bilgileri bunlar olsun istedim. Adanın geçmişi milattan sonra 130. yılda başlıyor arkadaşlar. Orayla ilgili bilgiler var. Hemen yukarıda bakın Meis Kalesi var. O kale her zaman burayı alan medeniyetler açısından önemli bir stratejik nokta olmuştur. İlk önce milattan önce 130'lu yıllarda Romalılar, sonra 350. yıllarda artık Bizanslılar. Ondan sonraki süreçte böyle 1000'li yıllara, 1300'lü yıllara Sancak Şövalyeleri, 1400'lü yıllarda Mısırlar ve sonrasında artık Osmanlıların dönemi başlıyor. Osmanlılar burayı aldıktan sonra bakın arkada gördüğünüz gibi burada yoğun bir Müslüman nüfusu yaşamaya başlıyor ve o dönemden kalan, işte nüfus mübadelesiyle yine giden gelen Müslümanlar tabii ki olmuştur, Türkler. O dönemden kalan camilerden bir tanesi de arkamızda duruyor. Zaten yanılmıyorsam tek bir cami var. O da girdiğiniz zaman zaten adı size hemen karşılıyor. Meis Camisi olarak geçiyor orası da. Şu anda yani öyle eski bir cami değil, sadece adada bir dönem Müslümanların da yaşadığını size gösterecek olan bir eser. Hemen arkasında işte yukarıda gördüğünüz o stratejik nokta olan bayrağın asılı olduğu yerde Meis Kalesi. Her zaman dediğim gibi çok önemli bir nokta olmuştur. Meis çünkü Anadolu topraklarına en yakın adalardan bir tanesiydi burası. Şu anda bulunduğumuz yer artık adanın sağ tarafındaki en uç. Burada da bir otel var. Megiste Otel var. Buradaki en büyük otel. Onun bahçesinden çekimi yapıyorum. Şimdi diğer birkaç tane daha tarihi eser var. Onları anlattıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Biraz Meis sokaklarında dolanalım. Zaten birkaç tane böyle sokak var kıyının dışında. Hepsi böyle kısa kısa, sonra kıyıya inmek zorunda kalıyorsunuz tekrar. Yani her yerde begonvil ağaçlarıyla süslü rengarenk evler. Burada böyle dokunulmamış ev yok, öyle söyleyeyim. Hepsinin ya kapılarına ya pencerelerine çok güzel dokunulmuş. Şu anda böyle arka taraflarda biraz kaybolmaya çalışıyorum. Öyle çok büyük ada olmamasına rağmen yine böyle güzel sürprizler karşımıza çıkıyor. Bakın burada yine bir adak yeri daha var. Bunu Selanik videomda da anlatmıştım. Böyle çok sıklıkla görebilirsiniz sokakları gezerken. Şu anda şunun ekrana bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Mavi ve kırmızı tonlarıyla, hatta pembe tonlarıyla. Şöyle bir merdiven var bakın. Şimdi öyle bir çıkacağım. Buraya böyle keşfetmeye çalışın. Yoksa hep aynı şeyleri görmeye başlayınca sıkılırsınız. Ha bak, satılık yerler de varmış. Almak lazım. Böyle güzel bir şeyler yapmak lazım. Çok güzel bir ada. Öyle söyleyeyim. Beklentimin daha üzerinde çıktı. Şimdi biraz daha keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdi merdivenlerden çıktıktan sonra Harafya bölgesine geldik arkadaşlar. Arkamda iki tane büyük kilise var. Bir şurada, bir de bu. Şu an bu restorasyonda tamamen içi ve dışı olduğu için içeriye giremedik. Bunlar Panagia kiliseleri. Diğeri de şu gördüğünüz şirin yapıda. Hemen diğer kiliselerden bir tanesi. Burada Destina'nın heykeli de var. Bakın arkamda duruyor hemen Destina heykeli. Onun dışında burada eski bir Yunan tavernası da var. Sanırım o da bu olması gerekiyor. Yani burası adanın en üstündeki yer. Zaten ileride az önce size anlattım, Meis Kalesi bekliyor. Burada çok güzel bir de Çan Kulesi var bakın. O diğer kilisenin yanındaki. İsimleri de bilmiyorum. Yani Greekçe yazıyor. Meis'le ilgili bilgi çok az arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi üst kısımdayız. Aşağı doğru devam etmeden önce size burayı da göstermek istedim. Bakın böyle çok güzel de bir heykel var. Yani hep Yunanca yazıldığı için çok anlayamıyoruz arkadaşlar. Böyle 3-4 tane Yunus'un heykeli var. Böyle bir Yunus ailesi. Akdeniz Yunusları biliyorsunuz ki Akdeniz'in endemik hayvan türlerinden, sanırım onları göstermişler. Böyle limana ilk girdiğiniz zaman, zaten bakın feribottan indiğimiz yer burasıydı.
Buradan işte bu heykel karşısında sizi karşılıyor. Ondan sonra bu rengarenk sokaklar başlıyor zaten gezinmeye. Şimdi son artık gezilecek mekanları gösterdikten sonra yavaş yavaş gezimi noktalayacağım. Caminin olduğu kısma geldim. Burası Meis Camii. Arkamda gördüğünüz bu eser öyle çok eski bir eser değil. Herhalde bir 50-60 yıllık vardır çünkü hiç bilgi yok maalesef. Burası şu an sanat galerisi olarak kullanılıyor ve içeri giriş ücretli. İçeride herhangi bir camiye dair bir ibare kalmamış. Hikmetse minaresini bırakmışlar. Normalde yıkarlar, değiştiler ama bu şekilde kalmış. Önünde işte böyle dinlenebileceğiniz mekanlar da var. İşte gördüğünüz gibi şu anda artık adanın en diğer tarafının en ucuna geldik. Artık buradan sonra da son seyahatimizi bitireceğiz. Yine Kaş'a geri döneceğiz arkadaşlar. Yine farklı bir yerleri daha görürsem eklemeye devam edeceğim diye. Şimdi arkadaşlar burada biraz da mekanları anlatayım size. Burada birçok restoran ve taverna var. O tavernalara gelip günün bütün yorgunluğunu atabilirsiniz. Yunan rakılarını, Yunan biralarını içebilirsiniz. Yunan lezzetlerini tadabilirsiniz. Zaten bize yakın lezzetler, deniz ürünlerini burada çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Burada Alexandra var, Lazareki diye bir bar var, Athena var. Yani çok güzel ünlü yapmış restoranları var burada. Ama akşamları da burada güzel bir taverna ve gidip eğlenmenizi tavsiye ederim. Biz gün içinde gezdiğimiz için çok fazla burada vakit ayırmak istemedik. Çünkü gezmek istediğimiz bizim tarafta daha güzel yerler de var. Burayı da böyle bitireceğim. Artık yani Meis bu kadar. Yaklaşık 5 saat kaldık. 5 saatte adayı komple gezebiliyorsunuz. Yine bakın arkada bulunan, yine geldiğimiz rıhtımdan aynı feribota binerek dönebiliyorsunuz. Tavsiyem Kaş'a gelirseniz Meis'e de mutlaka uğrayın. Vizeniz varsa zaten affetmeyin gelin ama vizeniz yoksa yani 75 euro kapıda vize vererek gelmek değmiyor. O yüzden vizeli olup da buraya gelmek ya da yeşil pasaportlu olarak gelmek çok daha mantıklı diyorum. Ve bu güzel geziyi burada noktalıyorum. Benimle kalmaya devam edin. Bir sonraki rotada görüşmek üzere.